Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri sadece bu 17 milyar dolarla falan kalsa o şeydi yani. Bizzat kendi stok sisteminden de sevkiyatlar yaptı. O söylemiş olduğun tabii ki Amerikan Kongresi'nin onaylamış olduğu rakam olduğu için. Yine de korkunç bir para tabii, değil mi? Tabii tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma bütçesi kadar söylediğin rakam. Bir yılda o 17 para. Milyar dolar demek silahlı kuvvetlerine ayrılmış. İşte personelin maaşı, yemesi, içmesi, yatırımı dahil oraya verilmiş demek. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biraz önce de konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri devlet mekanizması anlamında Siyonizmin tasallutu altındadır. Ve bugün Amerika'daki devam eden seçim yarışmalarına, seçim işte rallisine baktığımızda iki adayın da birbirleriyle olan söylemleri İsrail'in dizginlenmesi üzerine değil, ne üzerinedir? Kim daha İsrailci doğru olma noktasındadır. Kamala Harris'in açıklamalarına bakın, Trump'ın açıklamalarına bakın, ikisi için de geçerlidir. Şimdi biraz önce Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanı Kurilla bir basın açıklaması yaptı sosyal medya hesabından. Açtım baktım bir sayfa okudum söz sizdeyken. 7 Ekim saldırılarının İran destekli Hamas tarafından yapıldığını, İsrail'in güvenliği ve savunması ile ilgili olarak 5 ve 6 Ekim'de 2 gün önce yetkililerle görüştüğünü ve CENTCOM olarak İsrail'in güvenliğine olan adanmışlıklarının commitment kelimesi var. Hali hazırda devam ettiğini söylüyor. Yani o olaydan sonra katledilmiş 42 bin insan, bölge coğrafyasına sıçramış kan, gözyaşı ve ateş ve bu bölge coğrafyasına bu kadar yaygınlaşmış olunan kan ve gözyaşının kelimesi dahi yok açıklamasının içerisinde. Ve sanki hani dünya toz ve gaz bulutundan ibaretti diye başlarlar ya, Amerikalılar 7 Ekim tarihi itibariyle İsrail sorununun başladığını zannediyorlar. Oysa İsrail tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri istenmeyen adam ilan edildi. BM şartı kırpma makinesinde kırpıldı biliyorsunuz. Doğru. Ne dedi Guterres? Sorun 7 Ekim'de başlamadı dedi. Yani ben Portekizli bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in bütün namusuyla ifade etmiş olduğu bu olaylar 7 Ekim'de başlamadı olayını Amerikalıların da görmek istemediğini anlıyorum. Yani Kurilla işte ben Amerika Silahlı Kuvvetleri'nin az çok düşünme mantığının içerisinde görev yapmış bir insan olarak düşünme mantıklarını biliyorum. Yani Kurilla istediği kadar yazsın. Anadolu coğrafyasındaki bir Mehmet Ağa'nın feraseti dahi etmez bildiği şey. Malumat fürüşlüğü vardır sadece. İşte o bilgi orada, bu bilgi burada. Kurilla kendini kandırır bununla. Ama şunu söylüyorum. Yahu arkadaşlar, Portekizli BM Genel Sekreteri kadar namusunuz olsun da olayların 7 Ekim'de başlamadığını siz de söyleyebilin. Türkiye içindekiler için söylüyorum. Şimdi senin dediğin olaylardan devam edeceğim. Silah desteği yapmak, para desteği yapmak bu türden direnen yapılarda oldukça zordur. Neydi İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki politik hedefi ve askeri hedefi? Biliyorsunuz iki hedef birbirini tamamlar. Politik bir hedef olur. Bu politik hedefe ulaşmak için eğer askerin çözmesi gereken bir şey varsa o da askeri hedef olarak ortaya koyulur. Rehineleri kurtarmak, İzzettin'e Kastam'a Hamas'ı bitirmek. Rehineleri kurtarmak politik hedef ve işte İsrail Devleti'nin varlığını ve vatandaşının güvenliğini işte bir kez daha ortaya koymak. Bunun için ne yapmak lazım? Hamas'ı ve Kastam Tugaylarını ortadan kaldırmak. Bu da ne? Askeri hedef. Ne politik hedef elde edilmiştir, ne askeri hedef elde edilmiştir. 2 milyon 350 bin insan vardı 7 Ekim saldırıları başladığında. Kendimiz bizzat bölgedeydik. Seninle birlikte Filistin'de yapmış olduğumuz çalışmalarda Doğu Kudüs'teki, Siderot'taki, Gazze Şeridi'nin içindeki, Batı Şeria'daki, Ramallah'taki, Cenin'deki Filistinli Müslümanları ne yapacaksınız? Evini çaldınız. Hırsız Yakup'u gönderdiniz. Ben çalmasam başkası çalacak dediniz. La bunlar dünyanın gözünün önünde olduğu halde hala İsrail aşkı depreşenleri bu ülkede anlamak gerçekten son derece güç. Yani 7 Ekim olaylarını mı tartışıyoruz? Batı Şeria'da Hırsız Yakup gelmiş, adamın evini çalmış, koyunlarını çalmış, zeytinlerini kesmiş. Gözümüzün önünde videolarıyla 50 bin defa gösterdik. Olayı hala Hamas, Hizbullah üzerinden
İsrail açıklamaya çalışıyor, onu anlıyorum da siz bu ülkede niye açıklamaya çalışıyorsunuz yani? Dolayısıyla 2 milyon 350 bin insanın 50 binini soykırıma tabi tuttular. Nürnberg mahkemeleri, İbrahim, Nürnberg mahkemeleri sadece Hitler için kurulmadı. Nürnberg mahkemeleri sadece Naziler için kurulmadı. Tarih bunu gösterecek. Her ne kadar İsrail'in içindekiler bu güven içerisinde orada yazıp çizseler de bu ülkede hala sosyal medyada kendisine bir şeyler söyleyenlere görürsün yakında ne olacak diyenler sosyal medya mesajlarınızı not ediyoruz burada. İnsanlık namına. İnsanlık namına not ediyoruz. Şimdi 2-350 vardı. Rakama döndü artık her şey. İsimler gitti, kimlikler gitti, yaşamlar gitti. Aileler gitti. 2 milyon 300 bine düştü. Ne olacak, ne yapacaksın bunu? Bu insanlar kapı açılsa bir kısmı aslında Mısır'da Sina'ya geçerlerdi. Ama orada Sisi kendi ülkesi açısından bir Nekbe denilen olaydan sonra Ürdün merkezli olarak İsrail'den sürgün edilen, düzeltiyorum, Filistin'den sürgün edilen insanların kendi ülkelerine nasıl yük getirdiğini çok iyi bir şekilde gördü. Dolayısıyla dedi ki ben sınırımı açmıyorum. Şimdi bir yeni tebliğ yayınlıyorlar. Ya terk edersiniz, nasıl gidersen git, denize mi atlıyorsun? Karayı delip Mısır'a mı geçiyorsun? Gitmezsen öleceksin diyorlar. Var bende, gazetede de yayınlamışlar. Ya terk et ya ölüm diyorlar. Şimdi kardeşim 50 bin kişiyi öldürünce ses çıkarmayanlar 2 milyon 300 bin kişiyi daha öldürmeye tevessül edebilirler. Ama hamurun bu kadar su kaldırmayacağını artık düşünüyorum. Açık söylüyorum bunu. Bu hamur daha fazla su götürmeyecek. O yüzden yarın mecliste konu konuşulacak. Senin sınırının 60 kilometre kuş uçuşuna kadar gelmişler. Sana defalarca saldırmışlar. Barış Pınarı harekatı sonrasında İsrail'in şu an soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun sosyal medyada 2019'da yaptığı paylaşım YPG'ye nasıl destek vermeye hazır olduklarını aleni bir şekilde gösteriyor. O tweet orada duruyor. E şimdi senin sınırlarında çomar besliyorlar, terör örgütü besliyorlar, sana saldırtıyorlar. Yetmez 28 Şubat'ı Çevik Bir'le avanesinin nasıl kotardığını Çevik Bir kendi kaleminden Middle Eastern Quarterly'de anlattım burada. İsrail ve Türkiye istikrarın formülü diye yazdıkları yazıda anlatıyor. İslami radikalizme oturup diyor sessiz kalamazdık diyor. İslami radikalizme karşı diyor tedbir aldık. O yüzden İsrail'le birlikte bölgenin huzurunun teminatıyız diyor. Neler karıştırdılar? Konya'da atış alanları açtılar kendilerine. Senin ülkene saldırmaya tevessül etmeyecek, bu anlamda bir niyeti olmayan bir ülke senin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'na atandığında rahatsızlığını Tel Aviv'den duyurma ihtiyacı hisseder mi? Zaten İsrail senin ülkene hep saldırmış, çeşitli alanları elde etmiş. Ama şunu gördüm ki ben, en az İsrail kadar bir İsrail birikmiş bu ülkenin içerisinde zihniyet anlamında. Bunları o yüzden anlatacağız ki gerçekten önümüzdeki süreçlerde biz kıldan ince köprülerden bu milleti geçirirken ferasetli davranmazsak o mu bize saldıracak, bu mu bize saldıracak, şu mu bize saldıracak dersek çok farklı noktalara savrulabiliriz. Hülasa silah yetmiyor. Filistinlilerin orada vermiş oldukları mücadele tıpkı Erdoğan'ın dediği gibi kendileri adına verdikleri bir mücadele olduğu halde oradan başlarını kaldırabilirlerse yönlerini Anadolu'ya dönecekleri açıktır. Bak biraz nefes aldılar, döndüler Beyrut'a. Dünden bu yana patlamaların çıkartmış olduğu alevin harı vicdanlarınızı yakmıyorsa Allah aynısını bunu görmezden gelenlerin başına versin diyeceğim ama orada da Hazreti Musa'nın çok güzel bir duası var. Allah'ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de yakmazsın değil mi anlamına gelebilecek bir dua. Onlara etmiş olduğumuz beddua yüzünden, o beyinsizler yüzünden bu ülkede masum insanların da canı yansın istemiyorum. Ben o yüzden İsrail'in hiçbir şekilde siyasi olarak da askeri olarak da hedeflerine kavuşamadığını, buluşamadığını bu örnekleriyle veriyorum. Askeri anlamda da bak İbrahim, esir alınmış İsrailliler var. Bunların içerisinde İsrail ordusu mensupları da var. Hamas'a karşı bir yıldan bu yana 40 bin kişiyi öldürdün. Nerede esirler?
Yok. Hamas nerede? 30 kilometre, 40 kilometreye 30 kilometrelik bir alanın içerisinde. Bir yıldan bu yana katlettin, yaktın, yıktın, yerle yeksan ettin, hala esirlerin yok. O bölgenin hududundan sorumlu İsrailli generali sabaha karşı, seninle yayına çıktık hemen, tam 7 Ekim günü, iyi hatırla, donuyla beraber götürdü Hamas, donuyla. Bunu istihza etmek için söylemiyorum, görüntüleri var. Tabii tabii, yatakta basmışlar. Yatakta basmışlar, donuyla götürürken görüntüleri vardı. Nerede o general? Yok. O zaman sen askeri anlamda Hamas'ı anasından doğduğuna pişman edecektin. Hani nerede? Şeyi bu, ispatı bu. Eğer Hamas'ı yendiysen esirler nerede? Esirler Hamas'taysa senin askeri başarın nerede? Aynı şey Hizbullah için de geçerli. Yani siz Hizbullah'a yönelik olarak birçok hamle yapıyorsunuz. Bombardımana tabi tutuyorsunuz, yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Lider kadrosunu elimine ediyorsunuz. İran'la Hizbullah'ın giriştiği ilişkinin kılcal damarlarına kadar istihbaratı anlamda sızmışsınız. Ama ilk kara harekatında 30 kayıp. Hala kara harekat yok. Evet. Yapamıyorsun. İlk sızma girişiminde neden? 30 kayıp. Çünkü adamlar 2006 yılından bu yana zaten muzaffer ayrıldılar. 2006'dan bu yana da güçlerini, eğitimlerini tahkim ediyorlar. En nihayetinde sen istediğin lider kadrosunu öldür. Bu tabii ki örgütün gücünü azaltır. Ama elinde tank savar silahıyla senin tankını bekleyen bir zeytin ağacının altında adam var orada. Sen oraya girdiğinde de alnının ortasına o tank savarı çakıyor sana. Neden? Çünkü adamın memleketi. Sen Hizbullah yokken de saldırdın. Hizbullah bahanesi Sabra ve Şatilla katliamları Lübnan'da falanjistlerle birlikte Ariel Sharon'un eşliğinde gerçekleştirilirken Hizbullah var mıydı? 1948 yılından bu yana katliam yapılıyor Filistin coğrafyasında. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde Hamas mı vardı? Ama sen saldırıyordun. Senin başbakanın bile diyor ki bizim ceddimiz, atamız 48 sınırlarını buldu. Biz 67 sınırlarını bulduk. Siz de arz-ı mevudu bulacaksınız. Bunu söylüyor adam. Kendin Zeytin Dağı'nın üzerindeki o anıtta askere gördük. Ait kitabede Büyük İsrail'le ömrünü adamış generallerin yazılarını okudun. İsrail neresi? Büyük İsrail neresi? Demek ki bir Büyük İsrail kavramı var. İsrail devleti oraya onun heykellerini dikmiş. Hiç sıkılmıyor musun? Adının önünde 8 tane akademik ünvan var. Acaba arz-ı mevut kavramına İsrail coğrafyasında inanan 3 kişi var mıdır demeye. Bu kadar mı itibarın önemsiz senin? İsrail parlamentosunun içine girmiş dini Siyonist partisinin lideri şu an Enerji Bakanı. Religious Zionist Party. Ve bu adam ısrarlı bir şekilde her türden radikal tedbiri, Gazze'lileri açlıktan öldürmeyi, susuzluktan öldürmeyi ve her türden arz-ı mevudu savunuyor. E onlar radikal 3 kişi var mıdır? Adam parti kurmuş, partisi oy almış, meclise girmiş, parlamentoya, parlamentonun içinde hükümet ortağı almış, adam da bakan olmuş. Acaba 3 kişi var mıdır demek ne kadar itibarsızlıktır? Bunu duydu bu kulaklar. Bunlar şimdi çok açık gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı şeyleri görmeme noktasında son derece dirençli olabildiğini ve kendisine oy verenler tarafından da bu söylemler büyük bir hüsnü kabul içerisinde alınabildiğini gösteriyor. Özgür Özel böyle mi diyor? Doğru söylemiştir. Kemal Bey böyle mi söyledi? O zaman da doğru söylediğine inanmıştım. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ve Irak'tan asker çekeceğini aleni bir şekilde söylediği zamanlarda ekranda açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetini destekleyen tekavüt bazı generaller vardı. Şimdi diyorlar ki Suriye'de silah sevkiyatı devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Neden Suriye'ye müdahil olmuyorsunuz? Senin gerçekten niyetin buysa 14 Mayıs'ta aklın neredeydi? Ha? Yani o yüzden sureti haktan cümlelerle konuşup masanın altında iblisle işbirliği yapan cemaziyel evvelleri belli adamların bu türden söylemler geliştirmesine biz alışığız. İşte Özgür Özel'e Özgür Özel'in ağzından cevap veriyorum. Kandil'de dağı taşı mı bombalıyorsunuz, terör örgütü mü kaldı açıklamasını yapan bizzat Özgür Özel'in kendisiydi. Daha sonra Özgür Özel bu açıklamayı yaptı. Grup başkanıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
genel başkanı Yozgat'a gitti. İktidara geldiklerinde Kandil'i yerle yeksan edeceğiz evet, dedi. Evet ya. Döndün genel başkanına dedin mi? Ya ben Kandil'de terör örgütü kalmadı diyorum. Sen Kandil'i yerle yeksan etmekten bak. Yani Özgür Cumhuriyet Halk Partisi özelinde bu işler bellidir. Tamam mı? Yani hiç kimse bize saldırmadı. Mesela S-400 alıyoruz. Yunanistan mı bize saldıracak? Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri orada teröristan kuruyor. Kim? PYD mi bize saldıracak? Kemal Kılıçdaroğlu. Asker çekeceğiz. Neden? Çünkü biz orta şeyde bulunduğumuz coğrafyada barış kan gözyaşı istemiyoruz. Biz barış askerimizi istiyoruz. Çekeceğiz, barış isteyeceğiz. Ya bal demekle dudak tatlanıyor mu? Barış istemeyen kim var? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden mi kaynaklanıyor bu hususlar? 50 bin tır dolusu silah kime neden veriliyor? İşte niye madem veriliyorsa tedbir almıyorsunuz? 4 tane kapsamlı harekat yapıldığında ağzından tek kelam çıkmayanlar şimdi diyorlar ki neden harekat ki yapıyorsunuz? O zaman da mesela Afrin'e girmeyin, orası bataklık falan diye açıklıyorlar. İbrahim yani, Afrin'e girdik. Afrin'e girdik. Afrin'in şehir merkezine Kahraman Mehmetçik girecek ve PKK'dan özgürleştirecek. Afrin'in şehir merkezine girmeyin diyen iki kişi vardı. Biri Hizbullah ve İran, diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani ben bunları hakaret olsun diye falan söylemiyorum. Kayıtları duruyor. Dedi ki Afrin'e girdiniz, bari şehir merkezine girmeyin. Duruyor bunların kayıtları gazetelerde. Şimdi böyle olduğunda Özgür Özel'in işte ekonomik sorunlar, mesela şunu söylüyorlar. Teknofest montlarını giymişsiniz. Ondan sonra. Ama ülkede ekonomik anlamda şöyle şöyle sıkıntılar var. Şimdi bir siyasi parti liderinin ekonomik anlamda dahil olmak üzere her konuda eleştiri getirmesinden daha doğal demokratik bir hak olabilir mi? Olamaz. Neden Teknofest'le yan yana söylüyorsun? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Los Angeles'ta, San Francisco'da, New York'ta, orada burada yüz binlerce homeless sokaklarda yatarken Amerika Birleşik Devletleri uzay programına yönelmesin diyen var mı acaba sevgili İbrahim? Sonra Teknofest montu devletin bütçesiyle mi alakalı bir şey? Yok, parasını alıyorsunuz. Konuyla ne alakası var yani? İşte bak, Teknofest'e direkt saldıran adam en açık adamdır. Teknofest'e saldırırken yanına ekonomiyi bilmem neyi koyup sonra... Ya şimdi sana Suriye ile ilgili ve bölge coğrafyası ile ilgili önemli bir güvenlik riskinin olduğundan bahsediliyor. Biraz önce coğrafyayı saydım. Ukrayna ateş. 5 milyon kişi terk etmiş. 500 bin kişi ölmüş. Rusya ateş. Burada savaş devam ediyor. Kafkasya cephesi diken üstünde. Hala Fransa'nın bölgeyi karıştırmak için Ermenistan'a yapmış olduğu yardımları görüyoruz. Zengezur koridorunu kabul etmiyor İran. İran Cumhurbaşkanı öldürüldü, İsmail Haniye öldürüldü. Ülkenin içerisi çok büyük sıkıntı. Önümüzdeki günlerde İsrail'in bir karşılık vermesi bekleniyor falan. Irak, Suriye, Gazze, Lübnan. Bunlar nerede İbrahim? Bunların tamamı bizim sınırımızdan bağırma mesafesinde olan yerler. Şimdi coğrafya bu kadar kan ve gözyaşının içerisindeyken PKK mı bize saldıracak? YPG mi bize saldıracak? Kandil'de PKK mı kaldı ki? Ekonomiyi görmüyor musun? Sen gündemi değiştirmeye çalışıyorsun demenin bir anlamı var mı? Yani biz İzlanda'da mı yaşıyoruz? Papua Yeni Gine'de mi yaşıyoruz? Bu çatışmalar bizden on binlerce kilometre uzakta mı? Bak Adana'da Teknofest Festivali'ndeydik sevgili İbrahim. 24 TV ekibi. Geleceğim biraz ve Saltek'e gibi olarak. Bir şey söyleyeceğim. Geleceğim. Onu konuşmayacağım. Heh. 70 kilometre aşağıda Suriye'nin Tartus limanı vuruldu. 70 kilometreden bahsediyorum. Yayladağ sınır evet. kapısına olan mesafeden bahsediyorum. Kuş uçuşu. Biraz daha inersen Cumhurbaşkanı bizzat rakamları vardı. 170-200 kilometre dedi. Şimdi kardeşim, siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devleti yönetmeye talip bir partinin başkanı olarak ilgilenmeniz gereken konu sadece rakının litre fiyatının 170 liraya, 140 liraya düşürülmesi mi olacak? Peki. Başka hiç ilgi alanınızda olan halka yönelik olarak söyleyeceğiniz hiçbir şey yok mu? Altılı politikalar mutabakat metni imzalandı. Bak şundan daha kalındı. Tek tek okuduk. İçinde bir kelime, bir PKK, kelime YPG PKK, YPG kelimesi yazmıyor kardeşim. Şimdi bunları konuşmayalım.